Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, biz şualar okumaya devam ediyoruz. Biz dördüncü şuadayız. Dördüncü şuanın önemli bir manası var. Biliyorsunuz Kastamonu'da telif edilmiş. Kastamonu Bediüzzaman'ın en çok sıkıntı çektiği yerlerden biridir. Afyon da öyle. Çok zulmetmişler. Valisi, İsmet İnönü hepsi zulmetmişler. Emniyet müdürü, yani çaycılar bile zulmetmiş yani. Düşünün, kahvedeki çaycılar. İşte böyle sıkıntılar karşısında Bediüzzaman Hazretleri Resulullah dönemindeki bir hadiseyi esas alan ayet-i kerimeye bakarak bu tevhid risalesini telif etmiş. Neydi o? Ha, bura çok önemli. O neydi? O da şu. Biliyorsunuz Bedir Harbi öncesi rivayetler muhtelif ama bir görüşe göre bir münafık veya imanı sağlam olmayan bir adam sahabeleri korkutmak için, daha doğrusu korkmuş da olabilir, münafık olmaz, bilemiyoruz o kadar. Gelip diyor ki innennâse kad cema'û lekum. Yani insanlar sizin için o kadar toplanmış ki 1000 kişilik orduyla geliyor. Fehşevhum, korkun onlardan. Fakat Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki fezâdehum imanı. Bu tahrik, bu korkutma, bu tehdit Müslümanların imanını artırıyor. Ve kâlû, ve diyorlar ki hasbunallahu ve ni'mel vekil. İşte dördüncü şua bu ayetin tefsiridir. Şimdi bizim de şu dönemimiz öyle. Dünyanın, İslam aleminin ümidi Türkiye'ydi. Türkiye içten ve dıştan maalesef zayıflatılmaya çalışılıyor. Yani siz içeriden, biz dışarıdan demiş. Yani Filistin'in hali perişan, neredeyse Kudüs'ü bile başkent ilan ettiler, hepsini katacaklar. Afganistan'da Müslümanları öldürüyorlar. Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurmak istiyorlar. Avrupa'da müthiş bir İslamofobi var. Hollanda'da da Rotterdam İslam Üniversitesi var, ona da hücum ediyorlar. Ben bir Kur'an ayeti okuyorum, o ayete tercüme ettiğim için vay senin bu tercümen hot speech'tir diyor. Ya nefret söyleme. Ne alakası var bunun yani? Ve maalesef buna bir kısım kendini Müslüman ilan edenler vesile oluyor, sebep oluyor. Biz ne yapalım? Biz bu ülkede bir defa devletin kanunlarına itaat edeceğiz. Onda şüphe yok. Tabii İslam'a muhalif olmayanlara. Diğerlerine susarız. Öteki türlü de davamızı anlatmaya, sabır göstermeye ve en önemlisi de tıpkı sahabeler ve Bediüzzaman gibi hasbunallahu ve ni'mel vekil demeye devam edeceğiz. Var mı bunun başka izahı tarzı? Demir Elbizaman öyle derdi. Şimdi biz işte o hasbunallah'ın dördüncü mertebeyi nuriyeyi hasbiyeye geldik. Yani nasıl Allah'a dayanıyor? Dördüncü mertebe. Bir vakit ihtiyarlık, ihtiyar, gurbet biliyorsun. Yani Kastamonu'da akrabalarıyla bile görüştürülmüyor. Hastalık, müthiş hastalıkları var. Mağlubiyet gibi. Yani bu mağlubiyetten kasıt şahsının mağlubiyeti ve davasının mağlubiyeti değil. Bence Birinci Dünya Harbi'ndeki mağlubiyetimiz. Ama yani zahiri mağlubiyeti de kastetmiş olabilir, bilemiyoruz. Gibi vücudumu sarsan arızalar, bir gaflet zamanıma rast gelip şiddetli alakadar ve meftun olduğum, çok ilgilendiğim, çok düşkün olduğum vücudum. Belki bütün mahlukatın vücutları Adem'e, boşluğa gidiyor diye. Ben de bu bazı musibetler başımıza gelince, hocam işte yapılan hizmetler boşa mı gidecek, şöyledir. Sanki aynı duyguları yaşıyorum üstadla beraber. Değil ya, Allah için hizmet et, isterse seni o anda öldürsünler. Sen ücretini alıyorsun, gerisine niye karışıyorsun? Bu çok önemli. Ha, gidiyor diye elim bir endişe verirken çok üzücü yine ayeti hasbiyeye
Yani hasbunallahu ve ni'mel vekil ayetine müracaat ettim. Dedi, manama dikkat et. Allah bize yeter. Ne güzel bir vekildir. Manası bu. Ve iman dürbünüyle, öyle dünyevi dürbünle değil, dürbün ne demek biliyorsunuz. Maşallah, eskiden olsa tarif etmek gerekirdi. Şimdi 2 yaşındaki bebek bile biliyor. Baktım benim torunum dürbün kullanıyor. Ben de baktım ve iman gözüyle gördüm ki bu zerrecik vücudum, belki bizim vücudumuz bir zerreden küçük, hadsiz bir vücudun aynasıdır. Öyle küçük değildir. Allah'ın vücudunun aynası. Ve nihayetsiz bir imbisatla genişleyecek. Ne demek genişlemek? Ben daha önceden nakletmiştim. 24. sözde izah ediyor. İnsanın çevresinde vücudi daireler var. Eğer insana kalırsa o vücudi daire dün geçmiş, yarın da gelmeyecek, sanki ölüp gidecekmiş gibi çok dar. Ama iman gözüyle bakarsan, bir, hiç yoktuk, var olduk. İki, Allah bize ne yaptı? Şuur verdi. Bitki hayatı buna dair. Bir de yani hayvan hayatı dairesi. Arkasından insan dedi. O zaman tabii kainatın iç ve dışına da bakmaya çalıştık. Sonra Allah İslamiyet'i ve imanı nasip etti. İslamiyet'le bütün kainata bakma imkanı bulduk. Daireler bunlar, vücut daireleri. Sonra iman verdi. İman verince alemi imkan değil, alemi vücuba da girdik. Yani Allah'ın zat, isim ve sıfatlarını da iman eder oldu. Bu açılma ve imbisat bu demek arkadaşlar. İmbisatla hadsiz vücutları kazanmasına bir vesile ve kendinden daha kıymetli, baki, kendisi gibi fani değil, daimi olan müteaddit vücutları, anladınız mı o müteaddit vücut ne demek? Birden fazla vücutları meyve veren bir kelime-i hikmet hükmünde. Hikmet kelimesi hükmünde bu ayeti kerime bulunduğunu ve mensubiyet cihetiyle, işte bu çok önemli. Bunu Bediüzzaman onun sözde de açıklıyor. Diyor ki şu münasebetle açıklıyor. Yani diyor tamam. Armuttur, elmadır, karpuzdur. Ben bu ara karpuzla ekmek yiyorum, poğaça yiyorum. Başka bir şey hiç yemiyorum. Şöyledir, ilgim olan dünyanın nimeti olarak o. Başka yok. Bir de sabahleyin şey yiyorum, nedir? Adını unuttum. Neyse işte o, mısır çipsi vesaire yiyorum. O kadar. Şimdi mensubiyet cihetiyle, bu da çok önemli. Şimdi ben dünyada yaşıyorum ama gıdam itibariyle bu iki şey sadece ilgilendiriyor beni. Baklavaymış, kebapmış. Bunlar beni ilgilendirmiyor. Anlatabildik değil mi? Ama işte Bediüzzaman onun sözde soruyor. Diyor ki tamam mesela senin itibariyle Paşa Bey, değil mi, sana paşa diyeyim. Adın ne senin? Seyyar. Seyyar. Ne güzel, seyyar satıcılık yapmıyorsun değil mi? Ha tamam. Seyyar efendiye göre kebap da ilgi alanına giriyor. Hepsi ilgi alanına giriyor. Ama kusura bakmayın, dünyadaki nimetlerin çoğunu insanlar yemeden veya hayvanlar yemeden çürüyüp gidiyor. Öyle değil diyor onun söz. Çünkü kainattaki mevcudatın ancak %1'i bize ve mahlukata bakıyor. %99'u Allah'a bakıyor. Allah'ın eseri olmak itibariyle bir an bile varlığı ve vücudu yeterlidir. Mensubiyet dediği bu. Allah'a ait çünkü. Mensubiyet cihetiyle bir an yaşaması ebedi bir vücut kadar kıymetli olduğunu ilmel yakin ile bildim. Yani ilmi olarak kesin bir şekilde. Ben bunun üçünü de anlatmıştım size. İlmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin. Çünkü neden böyle? Niye bir an bile yaşamak kafi? Öyle bebekler doğuyor ki doğuyor, ölüyor. Bu kafi. O Allah'ın ilahi sanatlarını göstermesi bir an bile yeterli. Allah'ın, Allah'a bakan maksat itibariyle. Allah'a mensubiyeti itibariyle. Çünkü şuuru imanla, iman şuuruyla bu vücudum vacibül vücudun eseri. Ya değil mi? Ya ne demek? Vücudu kendinden ve zaruri olan Allah'ın eseri. Ve sanatı ve cilvesi olduğunu anlamakla. Ben ona bakıyorum.
Ha, vahşi evhamın bir kısım bana gelen işte yaşadın bu kadar ne işe yaradın? Aa işte düşmanlar seni bitirdi, başına musibet geldi. Ulan bir de Bediüzzaman'a bak. Lütfen Isparta'ya giderseniz gezin Bediüzzaman'ın evini. Ya bir çay, çaydanlık var, 10 yerinden lehimlenmiş. Bir partisi var, herhalde bir 70 tane şeyi var. Dikiş. Ben şimdi bazen söyleme sahip hanımım kızmasın ama ya diyorum şu şeyi dik de ha yani o gömleğin ne olmuş yani? Yahu yeter artık kaç sene. Ya işte bir de Bediüzzaman'a bak. Onun için ben kendi kendime söz vermişim. İş çamaşır dışında. Çünkü o yıkanınca yırtılıyor. Hiçbir yeni şey giymiyorum. Bu benim kararım. Yani siz böyle yapın demiyorum. Anlatabildim. Çünkü o kadar israf ediyoruz ki. Anlatabildim. Yani maalesef yarın öleceğiz yani. Vahşi evham dediyor. Vahşi vehimlerin hadsiz karanlıklarında bir an bile yaşasam, Türkçe'ye çevireyim bunu, bir an bile Rotterdam gibi İslam düşmanlığı ve İslamofobinin %70'lerde dolaştığı bir memlekette Allah'ın kelamını ve dinini anlatsam bana yetmez. Böyle düşüneceğiz. Hadsiz karanlıklarından ve hadsiz müfarakat ayrılıklar ve firakların elemlerinden kurtulup mevcudata, bütün varlıklara, hususen zihayatlara, hayat sahibi olan bitkiler ve hayvanlara, tabii burada daha ziyade hayvanlar kastediliyor, taalluk eden, onları ilgilendiren efalde, fiillerde esma-i ilahiyat edince. Nedir o fiillerden biri? İşte meyve ağacı. Nedir biri? Baharın gelmesi. Nedir biri? Yağmurun yağması. Kainattaki her şey bizi ilgilendiriyor. Allah'ın isimleri sayısınca uhuvvet rabıtalarıyla Allah Allah birbiriyle kardeşlik içinde. Yağmur, gök, güneş, ay hep kardeşlik içinde çalışıyorlar. Münasebet peyda ettiğim bütün sevdiğim mevcudata muhakkak bir firak, geçici bir ayrılık içinde daimi bir visal, ahirette devamlı kavuşacağım olduğunu bildim. Malumdur ki kariyeleri, köyleri, şehirleri, memleketleri veya taburları ve kumandanları ve üstadları gibi rabıtaları bir olan adamlar, aynı bağa bağlı olan ya aile bağı, ya üstad bağı, ya tarikat bağı, ya cemaat bağı, neyse, sevimli bir kuvvet, kardeşlik ve dostane bir arkadaşlık hissederler. Hala bana asker arkadaşlarımdan tebrik gelir. Yahu peki aynı sanatkarın eseriysek ne olur? Hele bu sanatkar da Cenab-ı Hak ise ne olur? O zaman bütün mevcudat bizim kardeşimiz olur. Ve bu gibi rabıtalardan mahrum olanlar daimi, devamlı, elim, acıklı karanlıklar içinde azap çekiyorlar. Hem bir ağacın meyveleri, şuurları olsa, düşünün bir elma ağacını, binlerce elma var. Birbirinin kardeşi ve birbirinin bedeli ve müsahibi, arkadaşı ve naziri o ona bakıyor olduklarını hissederler. Eğer ağaç olmazsa veya ondan koparılsa, şimdi biz de tek başına Allah'ı tanımadan dünyada yaşasak ağaçtan koparılan meyve gibi yalnız kalırız. Ama Allah'a imanla intisap etsek bütün kainat bizim arkadaşımız olur. Her biri o meyveler sayısınca, adedince firatları, ayrılıkları hissedecek. İşte imanla, imandaki intisapla, o intisap demek ben Allah'ın kuluyum, onun memuruyum. Anlaşıldı değil mi? Ben onun memuruyum. Harika bir şey. Her mümin gibi bu vücudun dahi hadsiz vücutların firaksız ayrılık söz konusu olmadan envarını kazanır. Bütün varlıkların nurlarını ayrılık olmadan, çünkü ahirette var. Bununla beraber 24. mektupta tafsilen bak bu işte kat'i ispat edildiği gibi o benim kısaca özetlediğim vücut daireleri bundan kasıt. Ha, her zihayatın hayat sahibinin hususan zihruhun ruh sahibi olan hayat sahibi derken bitkiler ve hayvanlar dahil. Ruh sahibi derken cinler, melekler ve hayvanlar dahil. Ve insanlar tabii vücudu bir kelime gibidir.
söylenir ve yazılır. Sonra kaybolur gider. Fakat kendi vücuduna bedel, bu da çok önemli. Bediüzzaman çok güzel bir kelime kullanıyor. Burada elhamdülillah der, cennette de meyve olarak yersin diyor. Ya her sözümüz boşa gitmiyor, anlaşıldı değil mi? Yani ikinci derecede vücutları sayılan hem manası, işte o da vücut. Ama onun için dikkat edelim, kötü söz söylemeyelim. Güzel sözler söyleyelim, Kur'an okuyalım. Tamam, nasihat edelim. Risale-i Nur okuyalım. İlim okuyalım. Fıkıh kitapları okuyalım. Bunlar hep güzel sözler. Ya. Hem hüviyet-i misaliyesi, bu da çok önemli. Mesela Bismillahirrahmanirrahim. Biliyorsun şu anda teknoloji Resulullah'ın sesini arıyor fezada. Hüviyet-i misaliye dediği o devam ediyor. Varlığı devam ediyor. Ve sureti, şekli de var. Hem neticeleri, hem ahiret neticesi, hem dünya neticesi. Dünya neticesi nedir? Söylediğin güzel bir sözle birini terbiye ve ıslah ettiysen, imana davet ettiysen onun neticesi var. Ahiret zaten belli. Hem mübarek ise sevabı, hem hakikati gibi çok vücutlarını bırakır. Şimdi vücudun genişlemesi ne demek, anladın mı? Sonra perde altına girdiği gibi, hani yok olunca, aynen öyle de bu vücudum ve her zihayatın vücudu, bitki ister hayvan, zahiri vücuttan gitse, yani görünen şu vücudum elimizden gitse, ölsek, ziruh ise ruh sahibi, cin, insan ve kimler? Hayvanlar ise hem ruhunu, hem manasını, hem hakikatını, hem misalini, hem mahiyeti şahsiyesinin dünyevi neticelerini. Yani adam alimdi, şunu yaptı, bunu yaptı. Hayırlı bir zengindi, şu hayırlı işleri yaptı. Mahiyeti şahsiyesi bu. Dünyevi neticelerini ve uhrevi semerelerini, meyvelerini, hem hüviyet ve suretini hafızalarda ve elvah-ı mahfuzada. Levh-i mahfuzlar diyor. Neden levh-i mahfuzlar diyor? Çok önemli bu. Halbuki levh-i mahfuz bir tane. O büyük levh-i mahfuz Allah'a ait. Diğer levh-i mahfuz hangisi? Bizim hafızalar, hatıralar. Baban sağ mı Yusuf? Ha, benimki vefat etmiş. Ama levh-i mahfuzumda duruyor baba. Allah rahmet eylesin. Benim tahsilime iki kişi sebeptir. Biri Ali abim, biri de Cuma enişte. İki gün önce vefat etti. Ama vefat ettiği gün değil, daha önce de hiç hakkını ihmal etmedim, hürmet ettim. Hiç unutamam. Bir sene beni evinde besledi, okuttu. Demek ki benim levh-i mahfuzumda duruyor onun varlığı. Evet, elvah-ı mahfuza diyor. Onun için çok güzel bir şey. Ve sermediği manzaraları. Evet, her ne kadar ezeli olmasa da sermedi. Bu da çok önemli. Sermediğinden kasıt ezeli değil. Ama ebedi. Mesela biz bu dersi okuyoruz. Bizimki ezeli değil. Çünkü bir saat önce başladı. Veya yarım saat önce başladı. Ama sermedi inşallah. Ahirette de seyredeceğiz çünkü. Ya manzaraları film şeritlerinde. Ve ilmi ezeliğinin, bir de Allah'ın ezeli ilmi var. Onun meşherlerinde. Bazen sermediği ezeli ve ebedi diye de izah ediyorlar. Ama burada kastı bizim dediğimiz gibi. Ve kendini temsil eden ve beka veren fıtri tesbihatını. Efendim işte gül beş namaza gelmiyor. Fatiha da okumuyor. O da işte çok güzel kokan o gülü meyve veriyor. O da yaratılış tesbihatı orada. O gülün mükemmelliği tesbihat. Tesbihat ne demek? Hiç kusur ve eksiği yok demek. Var mı patatesin? Gerçi patatese çok patates kafalılar eksiklik yapıyor da, değil mi? Kara borsa yapıp. Defteri amalinde, onun amel defterlerinde ve Esma-i İlahiye'nin cilvelerine, Allah'ın isimlerinin cilvelerine mazhar oluyor. Ve mukteziyatlarına, o Allah'ın isimleri neyi gerektiriyorsa, fıtri mukabelelerini, yaratılışlarıyla onlara karşılık veriyor. Bak şu yapraklar, Cemil ismine mukabele ediyor.
ve vücudi aynadarlıklarını daire esmada, Allah'ın isimleri dairesinde. Ve daha bunlar gibi zahiri vücuddan daha kıymetdar, müteddi, birden fazla manevi vücutlarını kendi yerinde bırakır, sonra gider ilmel yakin suretinde bildir. Bunu yani ilmen kesin kes öğrendim. Aslan Bediüzzaman. Allah bize de nasip etsin. Bazen o kadar dünya sıkıyor ki bizi, İslam'a hizmetten dolayı bize hücum edildiği için ümidimiz kesiliyor. Allah bilsin yeter ya. Allah İslam düşmanları bilsin, kıymetini takdir etsin, etmesin, dert değil ki. Esas olan Allah rızası. İşte iman ve imandaki şuur ve intisapla, Allah'a bağlanmakla, bu mezkur baki, sonsuz, manevi vücutlara sahip olunabilir. İman olmazsa bütün o vücutlardan mahrum olmakla beraber zahiri vücudu dahi onun hakkında ademe yokluğa gidecek, geberecek. Ahirete imanı yoksa geberecek. İman yoksa ve hiçliğe gider gibi zayi olur. 40. hocamın çok güzel bir ifadesi var. Böylesi serseriler sofraya, sofradan tuvalete. Sofraya, sofradan tuvalete. Rahmetli böyle derdi. Sofraya, sofradan tuvalete. Sonra sofraya, sofradan kabre. Bitti. Bunlarınki bu. Çok güzel izahları vardı. Bir zaman bahar çiçeklerinin çabuk mahvolmalarına çok yazığım geliyordu. Hatta o nazeninlere, çok nazenin olan o çiçeklere acıyordu. Yahu hemen zayi olup gidiyorlar. Burada beyan edilen hakikati imaniye, iman hakikati biraz önceki gösterdi ki o çiçekler alem-i manada çekirdeklerdir. Ahirette de çıkacak onlar. Sabıkan beyan ettiğimiz, biraz önce açıkladığımız ruhtan başka bütün o vücutları meyve veren birer ağaç, birer sümbül hükmünde nur-u vücut noktasında, varlık nuru noktasında kazançları bire yüzdür. Niye bire yüzdür diyor? Çünkü %99'u Allah'a bakıyor. Zahiri vücutları mahvolmaz, saklanır. Hem baki olan hakikat-ı nebiyyesinin, hakikat-ı nebiyye ne demek? Diyelim ki kırmızı gülün bir tek ferdi çürüdü gitti. Ama kırmızı gül manası dünyada devam ediyor. O türün hakikatıdır o. Tazelenen suretleridir. Geçen baharda yaprak, çiçek, meyve gibi mevcudatı bu bahardakinin mislidirler, benzeridirler, aynısı değil. Fakat fark yalnız itibaridir. Yani boyutlarda vesairede. Yoksa hakikat aynı. Öyle değil mi? Kırmızı gül, kırmızı gül. O itibari fark dahi bu hikmet kelimelerine ve rahmet sözlerine ve kudret harflerine ayrı ayrı müteaddit manaları, birden fazla manaları verdirmek içindir. Bildim. Yazıklar yerinde maşallah, barakallah dedim bahar çiçeklerine. Allah Allah, işte imanın şuuruyla ve iman rabıtasıyla beni kainata bağlayan bağ, iman bağı. O bağla arz ve semavat sanatkarına, yeri ve gökleri yaratan Allah gibi bir sanatkara intisap noktasında. Ona bağlanmak, ona intisap etmek noktasında gökleri yıldızlarla, zemini çiçekler ve güzel mahluklarla yapan, süslendiren ve böyle her bir sanatta yüzer mucize gösteren bir sanatkarın yani Allah'ın eseri sanatıyız biz. Sanat eseri. Ve böyle hadsiz harikalı bir ustanın yapılışı olmak. Allah Allah. Ne kadar antika ve kıymetdar ve şuuru varsa ne kadar iftihar eder ve şereflenir diye uzaktan hissetti. Biliyorsun bazen efendim Einstein'ın sandalyesi 2 milyon sterline satılmış. Ulan kırılmış zaten, eskimiş. Değil, ona intisap sırrıydı. Öyle değil mi? Sen ise Allah'a intisap ediyorsun. Ya. Hususan o nihayetsiz mucizekar usta, yaptığı her şeyi mucize yapan Allah, koca semavat ve arzın büyük kitabını insan gibi küçük bir nüshada yazsa,
Biz çünkü kainat kitabının küçültülmüş şekliyiz. Bunu ilim de ispat etmiş. Belki insanı o kitaba müntehap, ondan seçmiş ve mükemmel bir hülasa, özet yapsa, o insan ne kadar büyük bir şeref, bir kemal, bir kıymete medar. Medar demek vesile olur. Ve iman ile mazhar ve şuur ve intisab ile o şerefe sahip olacağını bu ayetten ders aldığından, niyet ve tasavvur cihetinde bütün mevcudatın dilleriyle hasbunallah, Allah bize yeter ve ni'mel vekil, ne güzel bir vekil, ne güzel bir avukattır dedim. Okuyalım değil mi? Kaç saat, kaç bakalım? 10.30 daha, yarım. Biraz okuyalım değil mi? 5. mertebe-i nuriye-i hasbiye. Bu da 5.'si. Hasbunallah ayetinin 5. tefsir ve izah. Yaşayarak tefsir ediyor. İlmi bir müşahede tefsiri. Zaten Bediüzzaman ayetül kübra için kainattan halikini soran bir seyyahın müşahedatıdır diyor yani. Bizzat görmüş, müşahede etmiş ve onu dile getirmiş yani. Bu da öyle. Yine bir vakit. Bir vakit dediği 1940'lı yıllar. Kastamonu'da. Hayatım çok ağır şeraitle sarsıldı. Çok ağır şartlar. Gelen mektuplarını iade ediyorlar. Zaten bir kardeşi var Abdülmecid. Ablası, kız kardeşi var, o kadar. Gelen mektuplarını iade ediyorlar. Aman ya Rabbi. Ben Kastamonu valisinin Bediüzzaman hakkında yazdığı ve devletin gizli arşivlerinden aldığım belgeyi neşrettim. Ulan alçak vali. Adam sanki perişan durumda ya. Yani bir işi yok, kalmamış. Tek işi Bediüzzaman'ı takip etmek ve ona hakaret etmek. İsmet İnönü de öyle. Ağır şartlar sarsıldı. Nazar dikkatimi ömre ve hayata çevirdi. İnsan sıkıntı olduğu zaman, ben de geçen bundan herhalde 15-20 gün önceydi, daha fazlaydı. 5 gün yataktan ayağa kalkamadım. Dedim herhalde ya Rabbi sana göç edeceğim. Hayallerimi gerçekleştiremedim dedim. Neyse müsaade etti. Talikatı bitirdim, tercümesini. Kızıl icazı bitirdim. Şimdi de bir an önce Rabbime kavuşmak istiyorum. Bir tek şey hariç. İki şey diyelim. Biri torunlarımı çok seviyorum. Bu Fahrettin Razi'ye benzedik o noktada. İnşallah onun talebesi oluruz. Bir de üstadın bahsettiği tefsiri yazmak gibi bir hayalim var. Kur'an tefsirini. Ama benim için tabii çok delice bir cesaret olur. Nasıl üstad 1914 yılında harp cephesinde böyle bir tefsiri daha önce hayal etmiş. Ama Müslüman alimlerden bir heyetin oluşacağını imkansız görüp ümitsiz kalınca İşarat-ı İcaz'ın biliyorsun telif etmiş. Şimdi ben de yeniden o heyetin teşekkül edeceği kanaati biraz zayıf bende. Maşallah. En çok Müslümanlar Müslümanlarla uğraşıyor. Hatta nur talebeleri nur talebeleriyle uğraşıyor. Böyle perişan. Ama ümidimi kırmıyor hiçbir zaman. Çünkü biraz önceki mana bütün musibetlere karşı bize direnç ve sabır veriyor. Yani şimdi. Dolayısıyla inşallah diyorum yani. Demek ki insanın o 5 gün hiç ayağa kalkamadım. Bir satır yazamadım. Yataktan da çıkamadım. Namaz, bir de 1-2 lokma ekmeğin dışında. Dedim ya Rabbi herhalde bitti. Yani insan böyle ağır hasta veya musibet gelince ömür ve hayata daha çok bakıyor tabii, hissediyor yani. Yaşadım mı? Demek üstad da çok ağır şartlarla 40'lı yıllarda Kastamonu'da yaşayınca sıkıntı çekmiş. Ömrüm koşarak gidiyor. Sanki ben üstadın yerine kendimi koyuyorum. Benim de öyle. Ahire yakınlaşmış, artık sona gelmiş. Hayatım dahi tazikat altında. O kadar sıkıntılar var ki. Ehl-i imanın sıkıntısı emin ol ki gavurların sıkıntısından daha fazla üzüyor beni. Altında sönmeye yüz tutmuş hayatım. Halbuki hay ismine dair. Allah haydır, hayat veren odur. Risalede izah edilen hangi risale? 30. lema.
Müthiş bir derstir. Hayatın mühim vazifeleri, 28 gayesi varmış hayatın. Orada açıklıyor Bediüzzaman. Ve büyük meziyetleri orada açıklıyor. Ve kıymetdar faydaları böyle çabuk sönmeye değil, belki pek uzun yaşamaya layıktır diye müteellimane düşündüm. Biraz üzülerek düşündüm. Yine üstadım olan, bu ümitsizlik içinde en büyük hocamız olan Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekil ve avukatımızdır. Ayetine müracaat etti. Bana dedi ki, ne demiş üstada? Bize de diyor, sana hayatı veren Zat-ı Hayy-i Kayyum'a göre hayata bak. Zat dediği Allah. Hay dediği hayat veren. Kayyum ne demek? Bunu üstad 30. lemada çok güzel izah ediyor. Hayatı vermek ayrı, hayata ait devam ve beka için gerekli olan şartları temin etmek ayrı. Anladınız değil mi? İşte ona da kayyum diyoruz. Bize hayat vermiş ama ilk aylarda anne sütünü vermiş. O olmasa buyur getir döner yedir bakalım. Başı döner ölür bebek. Tabii ya öyle tabii ya. Hayır, hayata ne lazımsa veriyor. Kayyum. El hayyul kayyum. Müthiş, orada okumalısınız. Ben de baktım gördüm ki hayatımın bana bakması bir ise, bak bu, Zat-ı Hay ve Muhyiye, hem hayat sahibi, gerçek hayat sahibine, hayatı verene, hem de hayatı bize ihsan eden Allah'a bakması yüzdür. Bana ait neticesi bir ise Halik'ıma ait bindir. Bunu 10. sözün haşiyesinde çok güzel açıklıyor. O cihet uzun zaman, belki zaman istemez. Bir an yaşaması yeter. Allah'a bakan cihetiyle benim de hayatım, üzülme, dert etme. Ne musibet gelirse gelsin, bir an yaşamam Allah'a bakan cihetiyle yeter, dert etme. Bu hakikat Risale-i Nur'un risalelerinde bürhanlarla izah edildiğinden burada 4 mesele içinde kısa bir hülasası yapılacak. Ne demek yani edilecek? Ne demek Allah'a bakan cihetiyle bir an bile yeter? Ne demek? Biz de içelim daha. Bu neydi? Kayyumun meyvesi bu, biliyorsun. Hayatı devam ettiren tabii çay, kahve, yemek, çorba. Birinci mesele. Hayatın mahiyeti ve hakikati hayy-i kayyum olan, hay ve kayyumu anladınız değil mi? Allah'a baktığı cihette baktım. Gördüm ki mahiyeti hayatım, hayatımın mahiyeti Esma-i İlahiye'nin, Allah'ın isimlerinin definelerini açan anahtarların mahzeni. Depo. Bu ne demek hocam? Allah'ın isimlerinin define, hazinelerini ne demek açmak? Allah Allah. Şimdi benim bir dilim, bir de iştahım var. Bu bir anahtardır arkadaş. Karpuzun ne kadar güzel bir şey olduğunu en iyi anlatan, karpuzu yaratan da Rezzak ismini anlatıyor bana o zaman. Bende yani anahtar. Burayı anladınız değil mi? Baklavayı, asla inekte o anahtar yok. Eşekte de yok. Anladın mı? Melekte de yok o anahtar. Baklavanın nasıl bir Rezzak-ı İlahi'nin Cemil ismini, Rezzak ismini anlattığını ancak insan bilir. Demek hep bizde. Allah'ın gizli hazineleri demek olan, yani ilahi isimlerinin anahtarları hep insanda. Burayı tekrar okuyorum. Gördüm ki mahiyet ve hayatım Esma-i İlahiye'nin definelerini açan anahtarların mahzeni, deposu ve nakışlarının küçük haritası. Allah'ın isimlerinin bütün nakşı bende var. Mesela sende tam yok. Ben şimdi hastayım. Allah'ın şafi isminin anahtarı da bende. Anladın değil mi? Bütün isimlerin bir küçük haritası. Bediüzzaman diyor her insanda en az 70 tane ilahi isim tezahür ediyor. Ve cilvelerinin bir firistesi Allah'ın güzel isimlerini. Ve kainatın büyük hakikatlarına
ince bir mikyas. Mikyas ne demek? Ölçü bilim. Ve mizan ve tartı vasıtası. Ve hayy-i kayyum olan Allah'ın manidar ve kıymetli isimlerini bilen, eşek halet-i ruhiyesiyle biliyor ama anlamıyor, idrak etmiyor. Biz biliyoruz. Tabii iman olursun. Bildiren, fehmedip anlayıp tefhim eden, başkasına da anlatan yazılmış bir kelime-i hikmettir benim hayatım. Hikmet tarafından yazılmış bir kelimedir. Ve hayatın bu tarzdaki hakikati 1000 derece kıymet kazanıyor ve 1 saat devamı bir ömür kadar ehemmiyet alır. Anladınız mı? Zamanı olmayan zat-ı ezeliye münasebeti cihetiyle biz Allah'ın eseriyiz. Hayat, hay isminin eseriyiz. Kayyum isminin eseriyiz. E onun da zamanla alakası yok. Uzun ve kısalığına bakılmaz. Müthiş bir izah ya. Maşallah. Bir tane daha kayyum isminin cilvesini bir yudum daha alayım. Şeker biraz ağzımı kurutuyor. Kusura bakmayın. İkinci mesele. Hayatın hakiki hukukuna baktım. Hayatın hukuku ne demek? Bu da çok önemli. Yemek yiyeceksin. Hayat senden onu istiyor. Çünkü hayatın hakkıdır. Yoksa ölürsün. İstirahat edeceksin. Anlaşıldı değil mi? Hatta hayatın haklarının yerine getirilmesine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadaka diyor. Hayatın hakları bu. Gördüğümüz haklar. Ama bakalım hakiki hakları neymiş hayatın? Ulan burada çok güzel bir şey ya. Ulan derdi. Dün 40. hocam. Hayatın hakiki hakları yeme, içme, yatma olsaydı vallahi hiçbirimiz öküzle kıyaslanamazdık diyor. Maşallah öyle yiyor, öyle içiyor. Öyle de yatıyor, istirahat ediyor ki. Dertli de değil, sıkıntılı da değil. Demek ki bize verilen hayatın hakiki hakları bunlar değil. Gördüm ki hayatım Rabbani bir mektuptur. Beni yazmış biri. Ama öyle bir Rab terbiye etmiş ki o cihetle bakmalıyım hayatıma. Kardeşlerim olan zihşuur mahlukata, şuur sahibi mahlukat, cinler değil mi? Ve insanlar, meleklere kendimi okutturur. Çünkü bir melek seyrediyor kainatı, okuyorlar. Mümkün mü bir inekle bir insanı kıyaslamak bu noktada? Bizim hayatımız çok farklı. Yaratanı bildirir bir mütalagahtır. Tam bir kitap gibi. Yani okunacak bir kitap. Hem başka nedir hayatın? Ama kendinden böyle olduğundan haberin olmazsa ahmaksın. Zamanı bildiren saat gibi. Şu saate sorsan, saat kaç? Ulan ne bileyim dersin. O zaman onun gibi oluruz yani bunlardan haberimiz olmazsa. Öyle diyor, beçara saat. Saati bildirir ama kendi saati bilmez diyor. Biz de öyle oluruz yani. Hem Halık'ımın kemalatını, bizim hayatımız neymiş? Bizi yaratan Allah'ın üstün sanatlarını teşhir eden bir ilannameliktir, ilan yeri. Hem hayatı yaratana, yaratanın hayatla ihsan ettiği kıymetli hediyeler ve nişanlarla bilerek süslenip her gün tekerrür eden, tekrarlanıyor. Nedir o? Resmi küşatta. Resmi küşat, resmi açılış. Öyle değil mi? Yani kusura bakmayın, her gün ayrı bir resmi geçittir yani. Bakıyorsun ağaçlar, yağmur, bazen bakıyorsun güneş. Aman burada güneşten bahsetmeyin çünkü gasak dükkanları çoğalıyor. Allah korusun. Gerçi Türkiye'de o noktada fazla farklı değil de. Müminane şuurdarane, şakirane şükrederek, minnettarane, padişahı bir misal, eşi benzeri olmayan padişahın Allah'ın nazarına arz etmektir. Onun için ben gerçi dedim ama siz bana uymayın. Yeni elbise almıyorum dedim ya. Hayır yani böyle şu resmi geçitte resmi olarak temiz giyinmek, güzel giyinmek pisliğimden de şüphe edin yani. Hayır ben temizim elhamdülillah. Pis değilim yani. Elbisem eski olabilir ama temizliğe dikkat ediyorum. Ben etmesem de hanımım çok ediyor.
Allah Allah, bu da ayrı bir şey. Yani demek ki her gün bazıları sevdiği bir kız kendisini güzel görsün diye yani pullanır, süslenir. Biz de Rabbimiz kainat içinde en kıymetli hayatı, bütün isimlerinin güzelliğini benim vücudumda göstermiş. Anlaşıldı değil mi? O noktadan Allah'ın isimleri önünden geçiyormuş gibi bir hissiyat takınarak her gün ayağa kalkmalı, hayata başlamalıyız. Hem hadsiz hayatların haliklerine, ya haliklerine vasifane tahiyyatlarını, bu da ayrı bir şey. Evet, insan Allah'a olan ibadetini, tahiyye demek ibadetini, yani hayat hediyesi demek tahiyye. Her gün okuyoruz ya, ettehiyyatü lillah. Şimdi bu da ettehiyyatünün manası, bu cümle. Hayatımızın bir de ettehiyyatüsü var. Ne demek bu? Bu şu demek. Ben 400 kişilik bir bölükte askerlik yaptım. Bölük komutanı Abdülkadir, neyse soy ismini unuttum. Geliyordu, gelir gelmez bizim asteğmen 400 kişilik ateş idare bölüğü emrinize hazırdır komutanım. İşte buna tahiyyat diyoruz. Anladın değil mi? Ne yapıyor? Ne diyorlar ona? Şey vermek daha, ne diyorlar ona? Selam. Ha? Selam vermek değil ya. Askeriyede ne diyorlar ona? Komutu vermek. Ulan hiçbiriniz askerlik yapmamışsınız. Ben de 4 ay yaptığım için bak hatırla. Ulan yaptın mı askerlik? Tekmil veriyorsun. Tekmil. Yani hazırdır komutanım. Ne demek? Eksiği yok. Noksanı yok. Vereceğin her vazife hazırız. Hatta olsa gideriz. Bu demek. Tekmil veriyorsun. Şimdi kainatta milyarlarca varlık var. Ama bunun bir komutanı var. Kim o komutan? İnsan. Biz de her 5 vakit namazda Allah'a tekmil veriyoruz. Ettehiyyatü lillah. Bütün hayat sahiplerinin ve varlıkların, hayatları ve varlıklarının hediyesi olan ibadetlerini kendim namına aslen, onlar namına vekaleten Allah'a ait olsun diyorum demek ettehiyyatü lillah. Hayatın bir manası da bu. Anladınız mı? Hem hadsiz hayatların haliklerine vasıfane tahiyyatlarını, bir de vasıfane tahiyyatları dedi. Mesela kırmızı gül Allah'ın cemil ismini vasf ediyor. Değil mi? Yıldırım çarpıyor. O da Allah'ın kahhar ismini vasfediyor. Her birinin ayrı ayrı vasıfları var. Ve şakirane tesbihat hediyelerini anlamak, müşahede etmek ve şehadetle ilan etmektir. Hem Allah, hayatın hakiki hukuku bu. Hem lisan-ı hal ve lisan-ı kal. Lisan-ı hal dediği daha ziyade bitkiler, hayvanlar. Ve lisan-ı kal ve lisan-ı ubudiyetle, kulluk ve diliyle. Hayy-i kayyumun mehasin-i rububiyetini. Nasıl güzel terbiye ettiğini. Mesela diyelim ki koyunun sütü. İçtikçe oh be. Anlaşıldı değil mi? Ulan ne kadar güzel terbiye etmiş diyor. Ama illa dille yapmasına gerek yok. Öyle değil mi? Onu biz yapıyoruz. İçenler. Ya izhar etmektir. İşte bunlar gibi hayatın yüksek hukukları bunlar. Biz sadece maalesef alçak hukuklarıyla meşgulüz. Onları da hiç ihmal etmiyoruz ha. Uzun zaman istemediği gibi hayatı 1000 derece i'la eder bunlar, yükseltir. Ve dünyevi olan hukuk hayatıya, dünyadaki hayat haklarını anlattım size, 100 derece daha kıymetlidir diye ilmel yakinle, kesin bir ilimle bildim ve dedim Subhanallah. İman ne kadar kıymetlidir ve hayatlardır ki hangi şeye girse canlandırır. Ve bir şulesi böyle fani hayatı bakiyane, bekaya çevirerek hayatlandırır, üstündeki fenayı siler. Üçüncü mesele, hukuku dünyeviye bu. Hayatımın halikime bakan fıtri vazifeler, yaratılıştan Allah'a bakan vazifeleri var hayatımın. Ve manevi ifadelerine baktım. Gördüm ki hayatım, hayatı yaratan Allah'a, Halık'ına üç cihetle aynadarlık ediyor. Benim hayatım Allah'ın üç cihetle aynası.
Birinci vecih, hayatım çok harika izah ya. Az ve zaafıyla. Hem acizim hem zayıfım. Allah'ın nihayetsiz kudretine ve zenginliğine. Öyle değil mi? Ha, hem de fakr ve ihtiyacıyla. Aşırı ihtiyacım var, fakirim. Halik hayatın kudret ve kudretine, gına, zenginlik ve rahmetine aynı dalık ediyor. Ben ne kadar fakirsem o kadar zengin. Anlaşıldı. Evet, hemen izah ediyorum. Nasıl ki açlık derecesiyle yemeğin lezzet dereceleri. İyi ki Allah vermiş. Her şey zıddıyla biliniyor. Aç olmasak, hiç unutmuyorum. Sene 1980 Şubat Bayezid'de bir dershanede ders yapıyoruz. Bir baktık 15-20 tane polis geldi. Cemaat kalabalık, belki 200 kişi var. Bizleri, ben de şanslılardan biriyim, beni de aldılar, götürdüler. Doğru, ikinci şubede böyle zibil gibi, ahır gibi bir yerde nezarethane attılar. Orada bir gün kaldık, iyi ki. Neyse, oradan da Gayrettepe'ye, birinci şube, şimdi vatan. Orada da bir, ne kadar kaldık? 15 gün kaldık orada. Oradan da Selimiye. Selimiye kışlasın. Şu kadar bir odada 66 kişi kalıyoruz. Anlaşıldı değil mi? Yani bunu anlatıyorum sırf nimetin kıymeti bilinsin diye. Bir solcusu, sağcısı, ülkücüsü, nurcusu hepsi karıştı. Kimisi bit temizliyor. Tabii 66 kişiyi buraya, bura değil, buranın yarısı kadar bir yere. Bir tane tuvalet var. Yarım saat beklediğimi hatırlıyorum. Anlatabildim mi? Ulan dedim ya Rabbi, hayatım bu kadar kötüsü de olurmuş mu? Ben hayatımda ıspanak şey yemem. Ne diyorlar ona, uzun uzun sapları var ya. Ha, pırasa yemem. Ve buna da Resulullah pırasayı sevmezdi diye bir hadis-i şerif okumuşum, onu bahane gösterelim. Hiç sevmem, hala sevmem. Acımızdan öldük sabahtan beri, Gayrettepe'den buraya yemek falan yok. Akşam bir yemek getirdiler. Ne olduğu belli değil. Mümkün değil. Bir de bir ekmek verdiler. Somun. Ulan bir iştahla yedim. Yanımda bizim avukat kardeşim var. Hocam hayırlı olsun dedi. Neye dedim? Maşallah dedi. Yani ıspanak değil ya. Pırasa. Lezzetle yedim. Ulan bu pırasa mıydı dedim. Niye yedirdiniz bana? Ama ölmüşüm acımdan. Şimdi de yemiyorum pırasayı. Yani demek ki anlaşıldı değil mi? Hey hey. Doğru söylüyor Bediüzzaman. Nasıl ki açlık derecesiyle yemeğin lezzet dereceleri ve karanlığın mertebeleriyle ışık mertebeleri ve soğuğun mikyasıyla hararetin sıcaklığın mizan dereceleri bilinir. Öyle de hayatımdaki hadsiz aç ve fakir ile. Ben çok aciz ve fakirim. Öyleyse Allah'ın kudretinin, kuvvetinin değil mi? Ve zenginliğini en iyi ben anlarım. Beraber hadsiz ihtiyaçlarımı izale ortadan giderim. Hiçbir ihtiyacımı ben yapamıyorum ki. Hazır patlıcanı doğrayıp patlıcan kebap yapamayan hanımlar var, erkekler var. Ve öyle de Allah Allah. Ve hadsiz düşmanlarımı def etmek noktasında Halik'imin hadsiz kudret ve rahmetini bildim. Sual ve dua, bak, istemek, dua etmek, iltica ona sığınmak, tezellül ona boyun eğmek ve ubudiyet, kulluk vazifesini anladım ve aldım. Demek ki o rahmet edecek, hikmetiyle bana her şey verecek, kudretiyle ben de dua edeceğim, isteyeceğim. İkinci vecih, birinci vecih bu. İkinci vecih. Hayatımdaki cüz'i ilim. Biz buna ne diyoruz? Ene. Emanet-i kübra diyor Kur'an-ı Kerim. Ne demek bu Yusuf? Dağlar, göklere ve yerlere yükledik. Fe'ebeyne en yahmillaha buyuruyor. Ama o büyük emaneti, büyük görevi üstlenmekten kaçındılar diyor. Fehamelehel insan. Onlar diyor, وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا Korktular, yapamayız bu işi diye.
Ama insan bu büyük emaneti, görevi yükseldi. Ne demek biliyor musunuz? Şimdi kardeş, şimdi biz arada sırada kitap da yazıyoruz, makale de yazıyoruz. Birisi telefon edip de, hocam bu makaleyi okudum, çok istifade ettim dediği zaman, ister kabul edin ister etmeyin, manevi bir lezzet ve haz alıyorsunuz. Anladın değil mi? Ama o makaleyi yazmakla, bak ne diyoruz biz ona? İlim yani. Cüz'i bir ilmim var benim. Ve karşılığım, peki bu kainat kitabını yazanın ilmi ne kadar? İşte ene denilen emanet kübra bu. Öküzde bu şuur yok. Anladın değil mi? Veya biz biraz gücümüz var. Ne kadar? 200 bin euro. Antep'te bir daire alıyorum. Veya İstanbul'da bir daire alıyorum. Veya yaptırıyorum. Benim 200 bin euro gücüm var. Bunu yaptırabiliyorum. Ya bu kainat sarayını yaptıranın kudreti nasıl? İşte buna vahid-i kıyasi diyoruz. Bizde çoğu ene var ya, iyi kullanılırsa tabii. Yani insanı üstün kılan bu, meleklerden de üstün kılıyor. Meleklerde bu yok. Ölçemiyorum. Ama biz ölçebiliyoruz. Bu çok önemli bu nokta. Hayatımda, neresi? Ha, ben, özür dilerim, hayatımdaki cüz'i ilim, azıcık ilmim var. İrade ve seme, yani bu duyabiliyorum ve basar, görebiliyorum gibi manalarıyla Halık'ımın külli ve ihatalı sıfatlarına ve şuunatına yaptığı işlere aynadarlık ediyorum. Ene bu işte. Evet, ben kendi hayatımda ve şuurlu fiillerimde bilmek, işitmek, görmek, söylemek, istemek gibi çok manalarıyla bildim ki bu kainatın şahsımdan büyüklüğü derecesinde daha büyük bir mikyas ve ölçüde Halık'ımın muhit ilmini, kainatı kuşatan ilmini, iradesini, sem'i, bunlar biliyorsun sıfat-ı sübutiyye, duymasını, görmesini, kudret ve hayat gibi evsafını, vasıflarını, muhabbet, gazap, şefkat gibi şuunatını, işlerini anladım. İman ederek tasdik ettim. İtiraf ederek bir marifet yolunu daha buldum. Üçüncü vecih, hayatımda nakışları ve cilveleri bulunan Esma-i İlahiye'ye aynadarlıktır. Ey insanın hayatı Allah'ın bütün isimlerine ayna. O zaman onlara aynalık ediyor. Evet, ben kendi hayatıma ve cismime baktıkça yüzer tarzda mucizane eserler. Hangisi vücudunuzda mucizane değil ki? Ey seyyar satıcı, gözün mucizane mi normal bir şey? Birisi çıkarsın da git bakalım pazarda almaya çalış. Normal mi, mucizane mi, o zaman anlarsın. İnsanlar yapma göz yapıyorlar. Ama görmüyor. Anladın değil mi? Çok önemli. Nakışlar, sanatlar görmekle beraber çok şefkatkârane, çok şefkatli beslendiğimi müşahede ettiğimden beni yaratan ve yaşatan zat Allah ne kadar fevkalade sehabetli, cömert, merhametli, sanatkar, lütufkar, ne derece harika iktidarlı, tabirde hata olmasın, maharetli. Allah Allah. Hüşyar. Ne demek hüşyar? Her şeyi görüyor. Anladın değil mi? Hüşyar. Her şeyi görüyor. Ya kusura bakma, farkına varmamışım. Öyle yok Allah için. İş güzel. Hiç işini ihmal etmiyor. Biz bunu Türkçe'de yanlış kullanıyoruz. İş güzel Farsça bir kelime. Her zaman kulle yevmin huve fî şen ayetinin manası. Olduğunu iman nuruyla bildim. Tesbih ve takdis, hamd ve şükür, tekbir ve tazim, tevhid ve tehlil. Bunları biliyorsunuz değil mi? Tesbih subhanallah. Takdis kaddesallahu sırrah veya yani takdis yani subhanallah diyebilirsin. Hamd elhamdülillah, şükür eşşükrülillah, tekbir Allahu ekber, tazim el azametülillah, tevhid la ilahe illallah. Şey de öyle, hatta tevhid la ilahe illallah vahdehu la şerikele tevhid manasına.
Tehlil de la ilahe illallah gibi fıtrat vazifeleri ve hilkat gayeleri asıl bizim yaratılış gayemiz ve vazifemiz ve hayat neticeleri ne olduğunu bildim. Ve kainatta en kıymetli mahluk hayat olduğunu, sebebini ve her şey hayata müsahhar, onun emrine verildiğinin olmasının sırrının, hayata karşı herkeste fıtri, yaratılıştan bir iştiyak bulunduğunun hikmetini ve hayatın hayatı, iman olduğunu ilmen yakın ile anladım. Yani ilmen kesin olarak anladım. Biliyorum yoruldunuz, bunu bitireceğiz. Bir paragraf çünkü. Değil mi? Saat kaç oldu? 5 dakikamız var. 5 dakikamız var o zaman, bir sıkıntı yok. Dördüncü mesele. Dünyadaki bu hayatımın neydi bu dördüncü mesele? Unutmayınız. Yani ne demek? Hayatın Allah'a bakan cihetlerindeki neticeleri bir an yaşamak yeter dedi. Buna dair 4 mesele izah etti. 4.'deyiz. Dünyadaki bu hayatımın hakiki ve lezzeti ve saadeti nedir? Antep kebabı mı yemek? Baklava mı yemek? En güzel bir hanımla mı evlenmek? Bunlar mı? Diye yine bu hasbunallahu ve ni'mel vekil. Bu ayete baktım. Öyle değil. En güzeli marifetullah'tır bir defa. Ondan daha güzel bir şey yok. Sonra muhabbetullah, marifetullah. Sonra Hazreti Resulullah, iman etmek vesaire. Gördüm ki bu hayatımın en saf lezzeti ve en halis saadeti ve mutluluk imandadır. İman olmayan bir kişi de lezzet de olmaz. Yani beni yaratan ve yaşatan bir Rabbi Rahim'in mahlukuyum ben. Rahmeti sonsuz bir Rabbimin yarattığı bir kulum. Kainat bana düşman olsa endişe etmem. Vay be, bugünlerde çok ihtiyacımız var değil mi Ali Bey? Ve masnuyum onun sanat eseriyim. Ve memlüküm onun kölesiyim. Kölesini başkasına ezdirmez. Bugünlerde benim en çok yaptığım dua Allahümme la tüşmit binel e'da. Ya Rab bizi düşmanlara karşı rezil-i rüsva eyleme. Ve terbiye gerdesi. Yani o terbiye etmiş beni. Ve nazarı altında olmasına. Nasıl ki bir küçük çocuk anne babasının nazarı gözetimi altında oldukça korkulmaz. Değil mi? Ben de Allah'ın nazarı altındayım. Hepimiz. Ve ona her vakit mühtaç bulunmasına. Ve o ise hem Rabbim, beni terbiye eden o, hem ilahım. Benim malikim o. Hem bana karşı gayet merhametli ve şefkatli bulunduğuna kat'i imanım. Öyle kafi vafi, elemsiz, daimi bir lezzet ve saadettir ki tarif edilmez. Onun için Bediüzzaman 28 sene hapisten hapise, sürgünden sürgüne. Hiç morali bozulmamış. İşte en morali bozuk zamanda bunu yazmış. Gerisini düşünün. Ve elhamdülillahi ala nimetil iman. İman nimetine karşı. Ya ey Allah'ım sana hamdü senalar olsun. Ne kadar yerindedir diye ayetten fehmettim. İşte hayatın hakikatına, hukukuna, vazifelerine ve manevi lezzetine ait olan bu 4 mesele gösterdiler ki hayat zat-ı baki hayy-i kayyuma. Hem hay, hem kayyum, hem baki olan Allah'a baktıkça ve iman dahi hayata hayat ve ruh oldukça hem beka bulur, hem baki meyveler verir. Hem öyle yükseklenir ki sermediyet cilvesini alır. Sermediyet dediği belki ezeli değildir ama ebediyete kadar gider. Daha ömrün kısa ve uzunluğuna bakmaz diye bu ayetten dersimi aldım. Niyet, tasavvur ve hayalce. Bütün hayatların ve zihayatların namına hasbunallahu ve ni'mel vekil dedim. Ey Rabbim, Allah bize yeter. Ne güzel bir vekildir dedim. El Fatiha ile bitirdim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Selam kardeşlerim.